Merhabalar, Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün etami kesesinin dikilişini sizlere göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bağcıklı, sıkınca böyle büzüşen bağcıkları da var. Öncesinde ben malzemeleri size göstereceğim. İşledim, hazırladım. İşlemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Farklı bir şey de yapabilirsiniz. Biraz ip kullanacağız. Şöyle arka tarafında da dikişi var. Hemen bir göz atalım malzemelerimize. Şimdi işlemeyi yaptıktan sonra üst kısımdan yani enine, boyuna 28 cm olması gerekiyor. Yükseklik ve genişlik ikisi de eşit. Üst tarafta 2 cm, alt tarafta 1 cm ve kenarlarda da 1 cm dikiş payı bırakıyoruz. Şurada 8 cm boşluk bırakıyorum. Çünkü büzüşünce yer kalması gerekiyor. İşlemeyi de dediğim gibi istediğiniz gibi arzunuza göre değiştirebilirsiniz. Şöyle dikince arka tarafa denk gelecek buralar. Dikişi arkada olacak. Yan tarafta değil. Benim gibi uçan kalemle size işaretleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Dikiş aşamasında çok faydası oluyor bunların. Şöyle düz yönü. Şimdi öncelikle bağcık kısımlarını yapalım. Bağcıklarımızı geçirebilmemiz için burada ipliklerimizi dikiş payımızın tabii ki üst kısımda 2 cm boşluk bıraktık. Dikiş payımızın altından başlayarak yaklaşık 1,5 cm genişliğinde bu şekilde ipleri çekerek yer açıyoruz. Burada bağcıklarımız olacak. Böyle benim gibi isterseniz parmaklarınıza veya herhangi bir işlemi gören cımbız aletleri var dikişte, onunla da yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şöyle size yapacağım işlemi göstereyim. Öncelikle üst kısmın dikilişini başlıyoruz. İki kez kıvırıyoruz kumaşımızı ve buraya düz bir dikiş yaparak burayı öncelikle bitiriyoruz. Burayı bitirdikten sonraki aşamaya hemen geçeceğim. Dikişi yapıp geliyorum. Üst kısmı bitirdikten sonra kumaşımızın ön tarafını, düz tarafını katlayarak şöyle arka tarafa alıyoruz ve kenar dikişlerini yapıyoruz. Önce düz dikiş, sonra da zigzag dikiş yaparak iplerin çözülmesini önlüyoruz. Zigzag dikişimizi de yaptık. Şimdi kumaşımızı katlıyoruz. Yine ters yöndeyiz. Şöyle göstereyim. Katlıyoruz iyice. İsterseniz ütülersiniz, isterseniz ütülemezsiniz. Alt kısma da buradaki gibi düz dikiş ve zigzag dikişi yapıyoruz ve çeviriyoruz. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bu arada eğer beğendiyseniz tarifimi, videomu faydalı bulduysanız beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Videoyu paylaşabilirsiniz beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla. Böylelikle bana da destek olmuş olursunuz. Bağcıklarımızı öncelikle sağdan sola, sonra da soldan sağa takarak iki tane bağcık takıp omuzlarına düğüm atıyoruz ve bitiriyoruz. Böylelikle büzüşünce sıkınca büzüşecek daha doğrusu. Umarım faydalı olmuşumdur. Yepyeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.